Ünlü tarihçi yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı, Balkan devletlerinin her zaman kendi içlerinde göç yaşadıklarını belirterek, bu göçler içerisinde gelen muhaciri kabul etmeye en hazırlıklı olan ülke her zaman Türkiye olmuştur dedi. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Türk Tarih Kurumu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, OSİEK Josip Juraj Strossmayer Üniversitesi ve Tuzla Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu bu yıl Balkanlara ve Balkanlardan Anadolu'ya göçler Osmanlı'dan Cumhuriyete temasıyla sempozyum gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı ve Profesör Doktor Sherbe Rosteder katıldı. Kaybetmemiş, saray gitmeyi devam ettirmiş. Padişah'ın gelmesiyle devlet buraya gelmiş. Ve Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir diye söyleyebiliriz. Metrekare başına düşen tarihi eser bakımından dünyada ikinci. Osmanlı'nın ilk eserleriyle en muhteşem sevimliyesinin içinde barındıran bir laboratuvar hükmündedir. Esasen Balkanların fethiyle Anadolu'dan başlayan göç ve maalesef Osmanlı'nın son dönemiyle Balkanlardan gelen geçen göçü de bizzat yaşamış bir şehirdir, bir Balkan şehridir. O yüzden böyle bir toplantının, Balkanlar ve göç toplantısının Edirne'de yapılmasını çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Ben Kabakoğlu'nu ve Sayın Hocamızı kürsüye davet ediyorum. İnsanlar dillerini muhafaza ediyorlar.
kültürlerini muhafaza ediyorlar. Karadağ'da Bosna-Hersek Yıldırım Mahallesi'nde yaşıyor. Ama aynı zamanda da şurada itiraf etmek zorundayım. Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin mescidinde yaşadığı sayılı bölgelerden birisi. Bizim istediğimiz bu. Bütün Balkan ve Kafkas dünyasının zenginliklerini bir araya getirmek, bir zenginlik yaratmak, iktisadi katkılarıyla ülkeyi geliştirmek ama aynı zamanda da kendini muhafaza ederek Türk milletinin varlığını benimsemek. Bu ideal bir kombinasyondur. Türkiye'nin bu zenginliği anlaması için bu vakte kadar yaşadıklarımız epey bir aydınlık getiriyor.